Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün elimde güzel bir şiş modeli bulunmakta. İki renkten çalıştım. Çok güzel, bakınız, fiyonk ya da kurdali diye adlandırabileceğimiz güzel bir çalışma. Bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde modelimizi uygulayabilirsiniz. Modelimi örmek için şöyle şişimin numarasını göstermek istiyorum. 3 numaralı şişimi kullandım. Sizler ipinize uygun olarak şiş kullanabilirsiniz ya da elinizin sık ya da gevşek oluşuna göre. Evet, kolay gelsin diyerek hemen modelimizin yapımına geçelim. Kolay gelsin. Modelimizi kurmaya yeterli olacak kadar bir diş haroşamı ördüm. Örgümüzün arka yönünden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Hemen arkayı çevirdim ve şöyle İkinci rengim olan beyaz ipimi de pembe ipime ekledim. 3 tane pembeyi ters olarak örüyoruz. 2 tane beyaz. 4 pembe, 2 beyaz. 4 pembe, 2 beyaz. 4 pembe, 2 beyaz ve en son yine başlangıçta olduğu gibi 3 tane pembe ile modelimizi kurarak tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün arka yönünde birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi pembe ile örüyorum. Şöyle beyaz ipimi biraz uzaklaştırıyorum. 2 3 tersimi ördüm. 3 tane tersimizi ördüm. Şöyle beyaz ipimi yaklaştırıyorum. 2 tane pembe ip de bu tarafta, bakınız, örgümüzün ters yönünde olacak şekilde. Buna lütfen dikkat edelim. Diğer yöne düşürmeyelim. Örgünün ters yönünde ipimiz kalsın. Hemen şu şekilde 2 tane tersimi örüyorum. Beyazımla 2 tersimi ördükten sonra beyazımı yine arkaya alıyorum. Pembemle 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 2 tane beyazımızı örelim. Pembemi arkaya alıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. 1 ve 2. 2 beyaz, tekrar beyaz ipimi arkaya aldım. Pembe ipimi örmeye başlıyorum. 4 tane pembemi örüyorum. 1 2 3 ve 4. 2 beyaz, son olarak beyaz ipimi arkaya alıyorum. 3 tane ilmeğimi pembe rengimle örüyorum. 1 2 3. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum ki örgümüz güzel dursun. Evet, bu şekilde arka yönden modelimizi kurduk. Şimdi örgümüzün ön yönünü öreceğiz. Şöyle görelim. Pembelerimizi yeniden pembe olarak, beyazlarımızı yeniden beyaz olarak bu sıramızda herhangi bir işlem yapmadan örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırası ile pembemi ördüm. İpimi bırakıyorum. Beyaz rengimi alıyorum. 2 tane ilmeğimi beyaz olarak örüyorum. 1 ve 2. İpimiz diğer tarafta. Burası ön yüz olduğu için ipimi tekrar bırakıyorum. 2 3 ve 4. Tekrar ipimi bıraktım. 2 beyaz, 4 pembe şeklinde ilmeklerimizi örelim. Örgümüzün düz yönünde. 1 2 3 ve 4. 2 beyazımı örüyorum. Pembelerimizi örelim. 2 beyazımızı hemen son olarak pembe rengimizi örelim. İki sıramızı ördük. Modelimizi kurarken arka yönden kurmaya başladık. Kenarlarımızı üçer ilmek olarak ördük. Pembemizi daha sonrasında 2 beyaz, 4 pembe, 2 beyaz, 4 pembe şeklinde ördük. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için, bakınız, bu şekilde ilk kurulumumuzu gerçekleştirdik. Şimdi tekrar örgümün arka yönünü çeviriyorum ve bu kez tamamen pembe rengimle örüyorum. Şöyle görelim. Ters olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Pembemi ördüm. Beyaz ilmeğime geldiğim zaman şu şekilde önce ilmeğimin içerisine giriyorum. 2 defa doluyorum. 1 ve 2.
ters olarak örüyorum. İkinci beyaz ilmeğimin önce içerisine giriyorum. 1 ve 2 içerisinden çıkıyorum. 2 defa başını doladım. Pembelerimin başını dolamadan ters olarak örüyorum hemen. Beyazlarımızda önce giriyorum. 1 ve 2 örüyorum. Şu şekilde. Şişimiz plastik olduğu için biraz 1 2 ses yapabilmekte. Geçiriyorum. Diğer pembelerimizi örelim. 3 ve 4. Beyazımızı önce içine giriyoruz. Sonra 2 defa sarıyoruz ve çıkıyoruz. Diğer beyazımızı 1 ve 2. Pembelerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Sadece beyazlarımızı 2 defa dolayarak örüyoruz. 1 ve 2. Hemen içerisinden çıkıyorum. Ve son olarak 1, 2, en son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve örgümüzü arka yönden ördük. Şimdi ön yönünü çeviriyorum. Ön yönden birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer iki ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Beyazımızı şöyle 2 defa başını dolayarak örmüştük. Şimdi boşaltıyorum. Örmeden aldığım 2 tane ilmeği şu şekilde şişime takıyorum. Uzun ilmeğimi boşaltalım. 1 ve 2. Uzattığım beyaz ilmeği, bakınız beyaz ilmeğin içerisine uzattığım ilmeği başlangıca takıyorum ve sağ tarafa yatırıyorum şu şekilde. Üçünü de örmeden yer değiştirdik. Bakınız beyaz ilmeği öne aldık. Diğer 2 ilmek geride kaldı. 1 önce uzattığım ilmeği ve sonrasında örmediğim 2 ilmeğimi örüyorum ve sağ tarafa modelimi yatırıyorum. Yine aynı şekilde ikinci ilmeğimi beyazın içerisinde uzattığım ilmeğimi boşaltıyorum. Diğer arkadan takip eden 2 ilmeğimi alıyorum. Önce uzattığım ilmeği takıyorum. Daha sonra devamındaki gelen 2 tane pembemi takıyorum ve sırasıyla örüyorum. 1, 2 ve uzattığım ilmeği örüyorum. Şöyle eğer ters oluyorsa, bakın şu şekilde yaparsak ters, düzgün takmıştık. Şöyle örüyorum. Hem sağ hem sol tarafa birer birer yatırdık, bakınız. Şimdi görelim. Bakınız hemen 2 tane ilmeğim, beyaz ilmeğimin önünde şişime örmeden alıyorum. Ve uzattığım ilmeklerimi boşaltıyorum. Önce örmeden aldığım ilmeklerimi şişime takıyorum. Daha sonra uzattığım ilmeği şişime takıyorum. Önce uzattığım ilmeği, sonra diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve hemen beyazımı uzattığım ilmeği yine boşaltıyorum. Arkasından gelen 2 ilmeğimden önce boşalttığımı, daha sonra diğer ilmeklerimi takarak düz örüyorum. Sağ ve sola modelimizi yatırdık. Yine 2 ilmeğimi hemen şişime alıyorum. Şu şekilde birinciyi aldım. İkinciyi aldım. Diğer ilmeğimi boşalttım. Örmeden aldığım ilmekleri sol taraftaki şişime takıyorum. Uzattığım ilmeği öne aldım. Ve arka arkaya örüyorum. İkinci beyazımı yeniden boşalttım. Diğer 2 ilmeğimi sağ taraftaki şişime taktım. Hemen uzattığım ilmeği önce taktım. Sonra diğer ikisini takıyorum. Ve birer birer önce normal ilmeklerimi, son olarak uzattığım ilmeğimi şişime takarak örüyorum. Son kez yapalım. İlmeklerimi şöyle, bakınız yarım almışım. Hemen düzeltelim. Şu şekilde alıyorum örmeden. Pembemi boşaltıyorum. Önce diğer ilmeklerimi şişime takıyorum. Daha sonra uzattığım ilmeğimi taktıktan sonra, bakınız, örüyorum. Tekrar ikinci beyazımızı boşaltıyorum. 2 ilmeğimi şişime geçiriyorum. Önce uzattığımı, sonrasında 2 ilmeğimi örüyorum. Ve sıramı
tamamlıyorum. Son tek ilmeğimi de ördükten sonra şu şekilde bakın az fiyonklarımı oluşturdum. Örgümüzün hemen arka yönünü çevirerek örmeye devam edelim. Örgümüzün arkasından modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz ve modelimizi kaydıracağız. Şimdi birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen beyaz ilmeğimi şu şekilde yaklaştırıyorum. Ve modelimizi bu kısma yarım olarak kuracağımız için bir tane beyaz örüyorum. Bir pembe, bir beyazımı ördüm. Hemen ipimi arkaya alıyorum. 4 tane pembemle ilerliyorum. 1, 2, 3, 4. Sadece başlangıçta bir tane beyaz ördük. Modelimizi yarım kurmak için yine modelimizin orta kısmında 4 pembe, 2 beyaz olarak ilerleyeceğiz. 1 ve 2. Tekrar ipimi arkaya atıyorum. Pembe ipimi alıyorum. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine örgümüzün arka yönündeyiz. 2 beyazımı örüyorum. 4 tane pembe. Modelimizin sadece kenarlarında birer beyazımız olacak. 2 beyaz. 4 pembemi örüyorum. 1 beyazımızı örerek modelimizi yarım bir şekilde kuruyoruz. Son olarak pembemizi örüyorum. Düz olarak örüyorum. Daha önce de söylediğim gibi örgümüz düzgün olsun. Başlangıçta bir beyaz, bitişte bir beyaz. Aralarda 4 tane pembe, 2 beyaz, 4 pembe, 2 beyaz şeklinde modelimizi yeniden kurduk. Ön yüzü çeviriyoruz. Ön yüzde herhangi bir işlem yapmadan pembelerimizi pembe, beyazlarımızı beyaz olarak örelim. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyazımı ipim arkada örüyorum. Pembemi. Beyazlımı. İki tane beyazımız ve sonrasında dört pembe şeklinde gördüğümüz şekliyle örerek ilerleyelim. Ön yüzden modelimizi örüp tamamladıktan sonra şimdi arkasını çeviriyoruz ve yeniden beyazlarımızın içerisinden ikişer defa dolayarak örmeye başlıyoruz. Yine ters olarak öreceğiz ve sadece pembemizle ilerleyeceğiz. Beyazımız orada kalacak. Evet. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi giriyorum beyazımı bakınız. İki defa örüyorum ve çıkıyorum. Pembelerimi birer defa ters örüyorum. Bu sıra yarım model koyduğumuz sıramız. Önce giriyorum. Bir, iki defa doluyorum ve uzatıyorum. Tekrar bir, iki ve örüyorum. Şu şekilde elimle düzeltiyorum. Ve tekrar düz yerime örüyorum. Bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Son beyazımı önce giriyorum. İki defa sararak örüyorum. Ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve düz yönünü çeviriyorum örgümü. Hemen başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi bu şekilde bakınız. Bu ikinci ilmeğimiz yani sol tarafa yatırdığımız ilmek olacağı için boşaltıyorum. İlmeğimizi uzattıktan sonra diğer iki ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Önce uzattığımı şişime takıyorum. Sonra diğer iki ilmeğimi ön tarafa geçirerek yerleştiriyorum. Bir, iki ve son olarak uzattığım ilmeği örüp sol tarafa yatırıyorum şu şekilde. Ve devam ediyorum. İki ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyaz ilmeğimi boşaltıyorum. Önce diğer iki ilmeğimi şöyle takıyorum. Diğer şişime son olarak uzattığım ilmeğimi takıyorum ve ilk onu örüyorum. Sağ tarafa yatırmış oldum bakınız. İlmeğimi uzatıyorum. İki ilmeğimi alıyorum.
ön taraftan geçiriyorum şu şekilde. Arkadan da iki şişimi takıyorum. 1 2 ve uzattığım ilmeğimi örüyorum. Şöyle görelim. Tekrar iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Boşaltıyorum ilmeğimi. Arkadan ilmeklerimi takıyorum. Önden uzatıyorum. İpimiz yarımlanmasın diye aldım. Sırasıyla 2 ve 3. Evet, modelimizi bu şekilde tamamladık. Bakınız kurulumunu. Bir tane tam, bir tane yarım olarak ördük. Kenarlarından bakınız birer tane olanı sol tarafa yatırdık. Bunu sağ tarafa doğru yatırdık. Bir sağa bir sola yatırarak modelimizi örüyoruz. Şimdi modelimizin arka yönünü çevirerek ilk kurulum yaptığımız şekliyle modelimizi kuruyoruz. 3 tane pembemizi örmüştük başlangıçta. Bir 3 tane bir tane olarak modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi 3 tane ördüm pembemi. Hemen şöyle beyaz rengimi alıyorum. 2 tane beyazımı örüyorum. 1 ve 2. Araya 4 tane pembe. Modelimizi ters taraftan kuruyoruz. 2, 3, 4. 2 beyaz. 1, 2. Evet, bu şekilde ilk kurulumu yaptığımız gibi modelimizi kurarak istediğimiz örgüler de örebilir. Evet sevgili arkadaşlar, modelimizi bu şekilde örerek tamamladık. Şöyle görelim, bakınız diğer şişte sizlerle birlikte örmüş olduğumuz modelimizi görelim. Sizlerle birlikte renkli zemin üzerine beyazımızı çalıştık. Daha öncesinde ben beyazın üzerine renkli çalışmıştım. Sizler nasıl tercih ederseniz bu şekilde ayarlayarak örebilirsiniz. Evet, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.